Trabzonspor'un transfer gündemini konuşacağız. Çok uzun süredir sağ stoper arıyor. Trabzonspor iki ismin e, adı bir süredir lisede üst sıralarda Axel Tuanzebe ve Yannick Belsager. Premier Lig kökenli iki oyuncunun ismi. Serkan koyun hangisi daha uygun e, Trabzonspor'un oyununa, yanındakilere, önündekilere, arkasındakilere göre? Şimdi Trabzonspor'un son Sivas maçından da buraya gelirsek hazırlık maçları da dahil. Abdullah Avcı ısrarla sağ stoperde Dorukhan'ı kullanıyor. Çünkü daha önce de tekrarlamış, söylemiştik. Bir daha tekrarlayayım. Bazı teknik adamlar için stoperlerin ayakları oynadıkları mevkiyle birebir olmasa da olur. Ee, oyunu genelde altı numaralardan kurmaya çalışan altı numaraların birinci bölgeye gelip top alıp oyun kurduğu takımlarda bu çok elzem değildir. Olursa iyi olur. Ama Abdullah Avcı'nın oyuna bakışında İki stoperde kendi bölgesinde kendi ayaklarıyla oynaması lazım. Beşiktaş'tayken Abdullah Avcı beraber bir maç izleme şansımız olmuştu. Başka spor medyasından arkadaşlarla beraber. Sanırım Türkiye Moldova maçı gibi bir maçtı. Bir milli maç izlemiştik beraber. O zaman işte tam da böyle biraz da şey yapmıştım. Uyanıklık yapıp hemen hızlı davranıp metrobüste koltuk kapar gibi hocanın yanındaki boş yere oturmuştum. Bu aklımdaydı çünkü. Bunu hocaya özellikle sordum böyle bir oyun sakinliği anla. Dedim ki yani hocam Guardiola çok takık bu işe dedim. Yani yok sağ stoper sağ ayaklı olacak, sol stoper sol ayaklı olacak. Çok mu lazım böyle bir şey dedim. Hoca biraz böyle hani oturmasını düzeltip tabii ki dedi yani bu çok önemlidir dedi. İşte oyuncunun vücut pozisyonunu ayağına göre ayarlayıp topu alıp oyunu daha kolay açması, bekiyle olan uyumu işte... Daha sonra hücum yediği zaman hareket ayağı sol sağ ona göre savunma pozisyonunu alması gibi detaylarını açıkladı. Ben dedim tamam yani bu bakış açısına göre bir doğruymuş. Başka yani tam tersini savunanla konuşsam büyük ihtimalle o da neden o kadar önemli olmadığını anlatır ve ben yine ikna olurum. E, çünkü bunlar farklı bakış açıları ama Abdullah da bu var. O yüzden sağ stoperde gerçekten sağ ayaklı sol stoperde sol ayaklı bir oyuncu e, kullanmanın peşinde gidiyor. Şimdi Tuanzebe'nin ismi daha önce de gündeme gelmişti. Yine konuşmuştuk. Tuanzebe aslında e, Manchester United'da heyecanlı bir çıkış yapan, yani böyle heyecan veren bir çıkış yapan oyuncuydu ki bir, iyi bir Paris Saint Germain maçı vardı. Mbappe'ye karşı hatta. Ama sonra aileden menajerlik yapan futbolcuların birçoğunun başına gelen yanlış tercihlerden bence muzdarip oldu. Şimdi oyuncu önce Aston Villa'ya gitti. Şimdi Aston Villa kadrosunda o sırada stoperde Minks ve Enzi Konsa oynuyordu. Ya bu adamlar vermez yani. 40, 40 maç garantili adamlar bunlar ekstra bir şey olmadığı zaman. Orada alternatif duruma düştü. Takımın hocası Steven Gerrard'tı. Tuan Zeven'in menajerliğiyle abisi ilgileniyordu. Ve çıktı basına dedi ki biz Manchester United'dan geldik. Gerrard Liverpool'lu o yüzden bizi oynatmıyor. Yoksa başka bir sebebi yok bunun dedi. Hadi orada Gerard açıklama yaptı. Tuan ile artık devam etmeyeceğiz diye. O arada da bir bel sakatlığı, bir sırt sakatlığı daha doğrusu başladı. Sonra gittiler bu sefer de Napoli'ye kiralık olarak. Yani Napoli'de zaten Kolibali senede 88 maç garantili şeyi garanti belgesinde yazıyor. Artı onun yanında hoca Rahmani'yi kullanıyor. Bunların alternatifi de e, Juan Jesus Fenerbahçeli de çok alan Romalı. Ya onlar da olmadı. Ellerinde adamların Manolas var. Yani orada artık iyice böyle alternatifin alternatifi duruma düştü. Bu sırt ağrıları devam etmeye başladı. E bunlar etkileyince oyuncu süre alamaz oldu. Üst üste oynayamaz ya da az süre alır oldu. Ve futbol dünyasında çok fazla oynayamayan bir konuma geldi. Ama bu meziyetlerinden ya da yeteneklerinden dolayı yani oynadı da yapamadı değil yanlış tercihlerinden dolayı. Yani bence Aston Villa'ya gideceğine yani Norwich'e gitseydi Napoli'ye gideceğine Empoli'ye gitseydi belki ya daha güçlü dönecekti. Daha en azından ya da yüksek oyun e, oyunu olan, maç sayısı olan bir oyuncu olarak gelecekti. Ama onun dışında bence e, atletizmiyle eğer bu sırt ağrıları ne durumda bilmiyorum. İtalya'dayken vardı. Bu kendi açıklamalarında da var. Ama belki o dönem geldi geçti. Türkiye stoper Türkiye'deki stoper modeli için uygun. Çünkü öne doğru rakibi itebilen bir modeli var. Geniş alanda atletizmini kullanabilen bir oyuncu modeli var. Ee, Abdullah Avcı'nın oyununa uygun olabilecek bir de gerçekten çok iyi bir sağ beki var şu anda Trabzonspor'un. E Larsen benim zaten İtalya'da çok beğendiğim bir oyuncuydu. Geniş alan bulduğu zaman takımı üçlüye de çevirebilecek bir oyuncu. Mesela Abdullah Avcı'nın oyun planında da şu var. Mesela Fenerbahçe ne yapıyor? 6'yı çekiyor stoperlerin arasına. Galatasaray da büyük ihtimalle onu kullanacak. Beşiktaş zaten direkt üçlü yerleşiyor. Yerleşmese bile bek tutuyor. Abdullah Avcı da öyle. Bir beki full kullanıyor. Bir, beki yarım kullanıyor. Savunmayı altı numarayla değil bekle üçlüyor. Beşiktaş maçında mesela Sörlot'un attığı gol hatırlayın Ersin'in üstünden aşırdığı O maçın ilk yarısında tamamen Dorukan üzerinden bir kurgulanamayan oyun vardı. Dorukan sağ bekti. Devre arasında Abdullah Avcı'nın müdahalesiyle büyük ihtimalle Dorukan o zaman orada çıkıyordu Dorukan orta sahaya kadar. Büyük ihtimalle Abdullah Avcı uyardı. Kendi yarı sahasında kalıyordu. O mesafeyi ayarlayınca Rıdvan'ın eşleşmesini bozdu. Şimdi Dorukan çıkınca Rıdvan birebir eşleşiyor. Sol kenar stoperi Beşiktaş'ta daha markajcı oluyor. Dorukan çıkmayınca Visça çizgiye basıyor. Rıdvan Visca ile eşleşmeye çalışırken sol stoper Sörlot'a kadar yükselemiyordu. Bu da yani Abdullah Avcı'nın bek oyuncusundan istediği oyun. Bunu tam tersini de yapabilir. Sol bek üzerinden de yapabilir. Buna da uygun bir oyuncu. E, Westergaard'a gelirsek bence bir tık daha üstü Tuan Zebe'nin. Ekstra bir de sana hava hakimiyeti veriyor. Yine Abdullah Avcı'nın çok hoşuna gidecek. Yüksek topları 6 numarayı içeriye sokup değil direkt stoperle karşılayabilecek. Yani daha önde kalabilecek. Bu sene biraz daha böyle toplu oynamaya çalışan bir Trabzonspor var. E, çok yüksek bir tecrübesi var. Tuan Zavi için ne dediysek 180 derece. 100 artı Bundesliga, 100 artı İngiltere ile geliyor sana. Danimarka milli takımıyla geliyor. SM önde e, Cornelius'un var. Ben az önce Sörlot demiş olabilirim bu arada. Cornelius'un var. Şu anda fark ettim. Larsen'in var. Westergaard burada da iş yapar. Ben de Sörlotla kafamı birleştirmeye çalışıyorum. Sörlot dedim değil evet. mi? Evet Sörlot. Yanlış söyledim. Cornelius. Olamaz. Şimdi ben de. Ben o... kaçırdığım bir şey vardı galiba falan diyorum kendime. Ben de şimdi değil, Cornelius değil, deyince. Evet. Ulan az önce ben Cornelius evet. demedim evet, şimdi diye de şimdi özür <laughs> diliyorum. Az önceki Sörlotların hepsini şeyde. Kopyala yapıştı. F8 seç Sörlot değiştir Cornelius hepsi değişti. Orada da hani bir Danimarka ekibi olabilir. Pozitif yansıyacak. E oyuncu yüksek toplarda iyi ama bir o kadar yakın mesafe savunmasından da iyi ki geniş alana pozisyon bırakmıyor. Yani i̇ki oyuncudan yani iki oyuncuyu konuşuyorsak bence Westergaard evet. daha uygun ve daha iyi olur ama Westergaard'da da Tuanzebe'den daha kolay çekemezsin. Çünkü o Leicester'ın ben bırakacağını zannetmiyorum. Leicester de bu arada dağılıyor. Kasper Schumacher'ın Nice'e gitmiş ya. Ne alaka? Bu arada oynatacağım diyor. İlginç peki. Ee, o biraz daha zor olur. Ama bu ikisinden bence Westergaard biraz daha uygun olur. Trabzonspor ve Abdullah Avcı'nın oyununa diye özetleyebilirim. Ee, Harbi şeyi soracağım ama Uğurcan'la ilgili bir gelişme olabilir mi? Hep konuşulan konu transfer dönem boyunca. Şimdi ilk etapta çok konuşuldu ama sonndan bir derin bir sessizlik oldu Uğurcan Çakır konusunda. Ama ben bu sessizliğin transfer döneminin son iki haftasında bozulabileceğini düşünüyorum. Uğurcan Çakır'ın Avrupa planı, Avrupa hayali ertelenmiş değil. Şimdi transfer dönemlerinin özellikle sonlarına doğru genelde bırakılıyor kaleci transferleri. E, oyuncu da bunun farkında ve beklentisi hala yüksek. Yani sezon sonuna doğru transfer döneminin sonuna doğru Trabzonspor birdenbire iki kaleci arayışına girebilir. Bence bu konuda zaten bir çalışma yapılıyordur. E, zaten bir kaleci için yapılıyor. Ee, bu sayı 2'ye çıkarılabilir. Burada Trabzonspor'un e, yani transfer döneminin sonuna doğru böyle bir şeyle karşılaşma ihtimalinin olduğunu söyleyelim. Uğurcan e, yıllar önce Cenk Everton'da oynarken e, bir şeyden bahsetmişti. Uğurcan Çakır'ın böyle yükseliş trendinde olduğu bir dönemdi. Liverpool'lu, Liverpool'u, yan komşusu Liverpool'luydu. Böyle İskoçya sınırına doğru bir e, sitede oturuyordu. Böyle 3-4 villalı böyle bir sitedeydi. Oraya gittiğimde hatta orada da görmüştüm ben de komşusu deli şekilde Liverpool taraftarıydı ve sürekli olarak bana Uğurcan'ı soruyor diyordu. Ya Uğurcan'ı biz alabilir miyiz? Uğurcan çok güzel kaleci. Uğurcan şöyle, Uğurcan böyle. Hatta işte Liverpool'un da işte oyuncu havuzunda yer alan isimlerden biriydi bir süre önce. Ama tabii ki gerçekleşmedi. Önemli bir transfer oldu keşke gerçekleşseydi. Ama burada oyuncunun hala İngiltere pazarının olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki gönlümüzden geçen Manchester City'de oynasın, Liverpool'da oynasın ama bunlar olmasa da İngiltere'de bir pazarı var. Zaten Portekiz'de uzun süredir takip edilen bir isim olduğunu söyleyelim. Benfica takip ediyordu. Aynı şekilde diğer takımlar için de söyleyebiliriz. Yani sözünüzü transfer döneminin sonuna doğru Uğur Çakır'ın Avrupa macerası başlayabilir. Tabii ki Trabzonspor çok yüksek beklentiler içerisinde benim de gönlümden geçer ki 50 milyon euroya gitsin ama burada oyuncunun menajeri dedi ki 15 milyon euro bandı şu anda Uğur Can Çakır için hayati nokta ve böyle bir teklif gelirse de ben oyuncunun da gitme konusundaki motivasyonun yüksek olduğunu artık hepimiz biliyoruz bildiğimiz için bu transferin gerçekleşme ihtimali yüksek olur ama bana kalsa tabii ki oyuncu keşke işte Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak gitse umarız da gider. Orada Şampiyonlar Ligi'nde bir göstereceği 5-6 maçlık performans, üst düzey performans onu devre arasında bile Avrupa'ya taşıyabilir ve çarpı 2 çarpı 3 rakamlara belki de ee, ama burada dediğim gibi devre yani transfer döneminin sonuna doğru bu konuda bir hareketlilik bekliyorum. Aynı şekilde Abdülkadir Ömür için de. Abdülkadir Ömür için de zaten Manchester gelen ekstrem bir teklifi e, Sayın Başkan Ağoğlu reddetmişti. Sonradan hep bu konuda da yaşamış oldu, pişmanlığı da anlatıyor, söylüyor. Burada o rakamları belki bulamayız, yani bulamaz belki Trabzonspor ama yine transfer döneminin sonuna doğru bence Abdülkadir için de bir transfer hareketliliği yaşanacaktır. Bu konuda da bazı bilgiler alıyorum, takip eden kulüplerden ve menajeri ile bu anlamda kontak kuran kulüp personeliyle burada Abdülkadir konusunda bir gelişme. Bir hareketlilik yaşanabilir. Trabzonspor'un geçen sene şampiyonluğundan sonra e, işte en değerli oyuncu adayları hep konuşulduğunda Bakayeme, Hamşik, Uğurcan konuşuluyordu. Şimdi Bakayeme takımda yok. Hamşik bir ay sakatlı evet. var. Bir ay e, sağlarda uzak kalacak. Uğurcan'la ilgili gökmen durumu anlattı. Ama bir yandan da Abdullah Avcı hep bir sistem takımı oluşturuyor. Öyle bir takım. Evet. Nasıl bir başlangıç bekliyorsun Trabzonspor'dan? Öyle kapatalım. Sivas maçında oldukça... Sisteminin devam ettiğini, evet. işlediğini kaldıkları yerden oyunlarını biraz daha güçlendirerek çünkü dinlendiler. O stresi de üstünden aldılar. İkinci kupayı aldılar. İyi bir başlangıç yaptı diyebiliriz zaten kupayla başta. Hamsik'in bir ay olmaması ama çok kritik. Yani 35 yaşında geçtiğimiz sezonun bence en kritik maçlarında bireysel ile Trabzonspor çok rahatlattı. Öyle dönemlerde Trabzonspor takım oyununda düşüşler yaşarken Hamşik o dönemlerde çıktı. Ve e, ekstra oyunuyla Trabzonspor'a puanlar kazandırdı. Yani o bölgede olmasına rağmen sakatlandığında yine Trabzonspor'un bu sefer e, oyun balansında bozulmalar oldu. Hamsik yani çok kritik bir oyuncu, çok önemli bir oyuncu. 35 yaşında çok büyük katkılar yaptı. Bu sakatlıktan nasıl dönecek bu çok önemli. E, bu sorunu gidermek için herhalde Abdullah Avcı bir çözüm bulacaktır ama Trabzonspor transferi mesela son iki yıldır en bilinçli yapan takımlardan biri. Yani sürekli oyuncu izliyor, gönderdiği oyuncuların veya gitmeye yakın gördüğü oyuncuların yerlerini hazırlıyor, genç oyuncular da alıyor, nokta transferler de yapıyor. Bu anlamda transfer başarısı devam ediyor gibi gözüküyor ama stoper mevkini tabii ki çözmesi şart. Yani o bölgede e, aksarsa bu sene inşallah Şampiyonlar Ligi'ne e, gidebilirler. Orası da olursa geçen sezona benzemeyecek. Yani Trabzonspor için çok daha zorlu bir süreç olacak gibi gözüküyor. Metin Karabaş ağzınıza sağlık. Serkan Akkuy'un, Gökmen Özcan ağzınıza çok sağlık. Teşekkür ee, çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.